kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere modeli ünlü bir markaya ait olan çok güzel bir çanta tarifi paylaşacağım. Burslu bir çanta hazırlayacağız. Hemen istiyorum ki şöyle modeli Deseni yakından sizlere göstereyim. Bakın vayu tekniği ile çok güzel bir desen çalışacağız. Hemen şöyle tabanı da göstermek istiyorum. Ben bu çalışma için koton bir iplik kullandım. Ama sizler istediğiniz ip türünü kullanabilirsiniz. Kağıt ipler, makrome ipler, raf ipler. Hemen şöyle bursu da örgünün diğer tarafında şöyle sizlere göstermek istiyorum. Hemen içini açalım. E, henüz astarlanmadı. İçerisine e, keçeli böyle kalıp gibi durmasını isterseniz keçeli astar yapabilirsiniz. Ya da direkt astarlayarak da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Gerçekten gerçekten çok şık bir çalışma oldu yapımı çok çok keyifli sadece sık iğne tekniğiyle bu çalışmayı yapacağız bunu örgüye ilk kez başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler bütün detayları videoda sizlerle adım adım paylaştım ne kadar ip kullandığımı çantamızın ölçüsünü yapım aşamalarını adım adım bütün detayları bulabilirsiniz Umarım sizler için faydalı bir içerik olur tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum kanalımıza ücretsiz abone olabilir Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Çantamı örmek için spagetti yarnı baby cotton ipliğini kullandım. Her renkten 2 yumak yeterli oluyor bu çanta için. Hemen istiyorum ki şöyle ipin özelliğini de sizlerle paylaşayım. Karışımı %50 pamuk, %50 akrilik, 50 gram ağırlığında 120 metre uzunluğunda. Bakın dokusu da yakından bu şekilde. Toplamda 4 yumak kullanarak çantamızı hazırlamış olacağız. Çantam için 20 santim ölçüsünde metal bir burs kullanacağım ve bu bursun gerçekten çok güzel bir özelliği var. Bakın kademeli. Şöyle göstermek istiyorum. Tamamen açılıyor. Yine kademeli şekilde de kapanıyor. Bu bursu da Aksa Örgü Butik'ten temin ettim. İletişim bilgilerini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak iletişime geçebilir. Bu bursa siparişlerinizi güvenli oluşturabilirsiniz. Bakın ben örgü parçamı tamamladım, bu aşamada sizlere bütün detayları veriyor olacağım. Vayu tekniği ile çantamızı hazırlayacağız. Yani sadece sık iğne öreceğiz. Çantamızda birkaç püf noktası var. Bunları da video içerisinde şimdi sizlerle adım adım paylaşacağım. Bunu bir şablona göre örüyoruz. Şablonun fotoğrafını ekrana ekleyeceğim. İsterseniz videoyu bu aşamada durdurup ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yine bu görseli YouTube'un topluluk kısmında paylaşacağım ve yine Instagram hesabım üzerinden de bu şablonu paylaşmış olacağım. Gerçekten çok keyifli bir yapımı var. Bir an önce bitirip sonucu görmek istiyorsunuz ben e, çantanın orijinalinde olduğu gibi bu lacivert ve turuncu rengini kullandım. Sizler istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. E, i̇stediğiniz iki rengi bir araya getirerek böyle güzel bir çalışmayı hazırlayabilirsiniz. Ben koton iplik kullandım ama isterseniz bunu daha farklı iplerle de hazırlayabilirsiniz. E, çalışmanız bittikten sonra ağız kısmına uygun bir bursa da e, çalışmanızı bitirebilirsiniz. Gerçekten keyifli ilerliyor. E, parçanın da ölçüsünü vereceğim. E, sıra sayılarını da yine sizlerle adım adım paylaşıyor olacağım. Bakın istiyorum ki bu aşamada örgümüzün ölçüsünü verelim. E, Eni bakın ikiye katladığım zaman bu böyle düz yuvarlak spiral ördüğümüz bir parça böyle düz bir zemine koyduğum zaman bakın en iyi çantamızın 33 santim boyu da bu aşamada hemen şöyle ölçelim 20 24-25 santim ölçüsünde. Bu arada bu ölçüler sizlerde farklılık gösterebilir. Aynı ipi aynı tığ numarayı kullansak dahi verdiğim ölçüler sizlerde biraz az belki biraz fazla olabilir. Bu örme sıkılığımız ve gevşekliğimizden kaynaklı olarak değişecektir. Bunu da belirtmekte fayda var. Ben de şimdi bakın ekrandan bilgisayarımı yanıma aldım. Şablonu açacağım. Şablona göre ilerleyeceğim. Ee, şöyle hemen kullanacağım ipin dokusunda yakından sizlere tek olarak da göstermek istiyorum. Tığ numaram da 3 milim. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Bunu koton iplerle çalışabileceğiniz gibi kağıt iplerle, rafi iplerle, makrome iplerle birçok farklı iple de bu çalışmayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi bakın şablona baktığımız zaman şablonda 40 tane e, kutucuk var. E, boş olan kutucukları turuncu rengimle ördüm. Ee, içinde nokta olan, siyah nokta olan e, kutucukları da lacivert renkle ördüm. Şimdi e, toplamda 40 tane kutu var dediğim gibi. Ve biz öne 2 tane, arkaya da yine 2 tane model koyarak toplamda 4 tane model koyacağız. Yani 40 artı 40 artı 40 artı 40 şeklinde toplamda 160 tane sık iğne elde etmemiz gerekiyor. Ne yapacağız şimdi bakın. Sizler bu çantayı daha geniş de yapabilirsiniz yani 4 tane çiçek yani 4 tane koymazsınız modelinizi 6 tane koyabilirsiniz 5 tane koyabilirsiniz yapacağınız bursun büyüklüğüne göre bu değişebilir. Ben dediğim gibi 20 santim burs için koton birbiriyle çalışıyorum 4 desen yeterli orijinalinde olduğu gibi yapıyorum ama sizler daha büyük bir burs kullanacaksanız eğer bu şablonu 5 tane de yapabilirsiniz biz burada 4 tane çalıştık şablonu 4 kere tekrar ettik. Ama sizler 5 tane, 6 tane şeklinde de çalışabilirsiniz. Şimdi şimdi burada işe ilk olarak zincirle başlangıcımızı yapacağız. İlk zincirimizi kilit yaptık. Kilit zincirinden sonra bakın zincirlerimizi çekmeye başlıyorum. Şimdi burada daha küçük bir örnek tarif edeceğim. Burada 4 tane tekrar etmiştik. 4 kez şablonu tekrar etmiştik. 4 tane çiçeğimiz var burada başlangıçta. Ama şimdi ben iki çiçek çalışmak istiyorum. Burada ne yapmıştık? Şablonu 4 kere tekrar etmiştik. Her bir şablon 40 tane sık iğneden oluşuyordu. Bu çalışma için, büyük çalışma için 160 tane sık iğneye ihtiyacım vardı ve ne yaptım? 160 tane zincirle başlangıç yaptım. Şimdi burada şablonu iki kere tekrar etmek istiyorum. Bu yüzden ne yapacağım? 40 artı 40 yapacağım. Yani toplamda 80 tane zincirle başlangıcımı yapacağım. Dediğim gibi sizler bu sayıyı yani desenin sayısını istediğiniz kadar Tekrar edebilirsiniz, e, az artırıp azaltmak elinizde. Şimdi toplamda 80 tane zincirimi çekip ilk etabı hazırlıyorum. Şimdi toplamda 80 tane zincirimi hazırladım. Büyük parçada 160 zincirle başlamıştım dediğim gibi. Burada şablon iki kez tekrar ettiğim için 80 zincirle başlangıcımı yaptım. Şimdi zincirin kıvrılmasına müsaade etmeden şöyle düzgün bir şekilde alıyorum ve bakın bir halka oluşturacağız burada. Burada sık iğneleri örerken de zincirin içlerine batmadım. İsterseniz direkt içlerine de batabilirsiniz ama ben ters çevireceğim şöyle zinciri ve arkadaki kesik çizgilerini kullanacağım. Bakın bu şekilde bu noktalara batarak sık iğnelerimizi örmüş olacağız. Şimdi ne yapıyorum? Buradaki ilmeği çıkartıyorum. 80 tane zincirimi ördükten sonra bakın kıvrılmasına müsaade etmeden hemen şu ters kısımdan getiriyorum. Buradaki ilmeği bakın buradaki ilmeği ilk baştaki kilit zincirden sonra ördüğüm zincirin üzerine koyuyorum. Buradaki arka kesik çizgiye batıyorum. Bakın ilk noktaya. Hatta şu ipi de şuradan çıkartalım. Daha net görünsün. Bakın ilmeğin içinden geçirdim. Hemen ilk gelen arka kesik çizgiye batıyorum. ilmekle aslında burada bir bağlantı kurmuş oluyorum. Bakın kıvırmadan örgüyü bu noktaya battım. Şimdi buradan ilmeğimi alıyorum. Bakın bir tane e, buradan ilmeğimi geçirdim, bir tane zincirimi çekiyorum. Şimdi aynı noktaya geliyorum ve bir tane sık iğne örüyorum. İlk noktaya sık iğne ördüm? Yani ilmeği buradan bakın ipi tekrar şu aradan çıkartalım. Ilmeği arada bırakıp bağlantı yapmış olduk. Bakın şu kısa ip de bizim bitiş ve başlangıç noktamızı belirleyecek. isterseniz bu noktaya bir çengelli iğne de takabilirsiniz. Şimdi bakın hep ters kısmı görünüyor zincirin. Bu şekilde bir halka oluşturduk. Son batacağımız noktada hemen bakın ördüğümüz son zincirin arka kesik çizgisi olacak. Şu noktayı göstermek istiyorum bakın. Son arka son zincirin arka kesik çizgisi hep böyle kesik kesik bir tane duran şu iplik noktasına batıyoruz bakın bu noktayı gösteriyorum ki tığı çevirdiğimiz zaman iki çizgi bu tarafta kalacak. Böyle başladığınız zaman muntazam düzgün bir görüntü elde ediyorsunuz. Hatta şöyle bakın yaklaştırarak göstermek istiyorum bu kısımda. Bakın başak başak bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi ne yapacağız? Devam ediyorum. Sık iğnelere başladım. Hemen bir sonraki bakın şu ilmeği burada bağlantı için kullanmıştık. Ona artık dokunmuyorum. Şöyle açıyorum. Sıradaki zincirin arka kesik çizgisi burası buna da batıyorum ilmek çıkardım sık iğnemi örüyorum bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batıyorum ilmek çıkardım sık iğnemi örüyorum şimdi toplamda şablonu iki kere tekrar edeceğim için 40 artı 40 80 tane sık iğneye ihtiyacım var toplamda 80 tane bu şekilde bakın bir halka oluşturarak zincirle 80 tane sık iğnemi elde edeceğim. Son noktaya battığım zaman 80. sık iğnemi örmüş olmalıyım. Sizler de sayınızı buna göre ayarlayabilirsiniz. Buradaysa 160 zincirle başlayarak 160 tane sık iğnemi bu şekilde elde ettim. Şimdi toplamda 80 tane sık iğnemizi örelim. Şimdi bir sıra bu şekilde tamamlayalım. Bakın sıramızın sonuna geldik. Buradaki 80. sık iğnemizi öreceğimiz zincirin arka kesik çizgisine batıyorum. İlmek çıkardım ve 80. sık iğnemi ördüm. Toplamda 80 tane sık iğnemi bu şekilde hazırlamış oldum. Şimdi bakın burada direkt tepelerine batarak başlangıçta 3 sıra ördüm. Bu taban kısmında e, tepelerine batmak istedim ama sizler isterseniz direk e, burada vayu tekniğinde kullanacağımız gibi e, sık iğnenin dıştaki tek kanatlarına da batabilirsiniz. Ama şimdi spiral şekilde öreceğiz. Geliyorum ilk sık iğnenin hemen tepesine battım ilmek çıkardım sık iğnemi örüyorum. Bakın bağlantıyı bu şekilde yaptık. Bitiş sık iğnemiz belirgin. İsterseniz bu e, noktaya çengelli iğne takabilirsiniz ya da ben şu kısa ipi baz aldım. Bakın bu noktaya geldiğimde sıra bitiş ve başlangıçlarını görebiliyorum. Ama isterseniz dediğim gibi çengelli iğne takabilirsiniz. Şimdi her bir sık iğnenin tepesine batarak bir tane sık iğne öreceğim ta ki sıra sonuna kadar. Son sık iğnenin üzerine de sık iğnemizi ördükten sonra herhangi bir birleştirme vesaire yapmadan hemen ilk gelen sık iğnenin tepesine batıyorum. Bakın spiral şekilde örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde döne döne bu yuvarlak parça üzerinde örgümüze devam edeceğiz. Yine bakın 3 sıra ördüğüm için her birine bir tane sık iğne örerek tepe boşluklarına batıyorum. Bakın bunu 1-2-3 sıra tamamlayacağız. Bu sıra son sıramız olacak. Şimdi sıra sonuna kadar şu kısa ipin olduğu noktaya kadar gelelim. Hemen burada artık desenimizi ve vayı tekniğine geçelim. Bakın şimdi sıramızın sonuna geldik. Buradaki son sık iğnenin de tepesine batarak sık iğnemi örüyorum. Sırayı tamamladım artık. Şimdi ne yapacağım? Vayı tekniğine başlayacağım ve diğer rengimi de hazır ediyorum. Şimdi burada sık iğnelerin bakın normalde tepelerine batıyorduk bu şekilde iki çizgiyi tığ üzerinde tutarak tepe noktalarına batıyorduk. Şimdi tepesinde bakın şöyle tuttuğumuz zaman bir iki tane çizgi var. Bunun tam ortasına battığımız zaman sık iğnenin dıştaki tek kanadını tığımızın üzerine almış oluyoruz. Bu noktadan ilmek çıkarıp sık iğnemizi örüyoruz. Bakın yeni sıraya başladık. Şimdi şablona baktığınız zaman hemen şöyle şablonu da kenara eklemek istiyorum. Ne var? 14 e 13 tane sık iğne öreceğiz. 14.ye e, yeni rengimizi eklemiş olacağız. Ama biz ne yapacağız? Başlangıçta şöyle 3-5 tane sık iğnemizi örelim. Bakın buradaki öreceğimiz nokta çok önemli. Şöyle detaylı olarak göstermek istiyorum. Sık iğnenin tepesi değil dıştaki tek kanada bakın. Hep bu noktalara batacağız bundan sonra. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın dıştaki tek kanadına batıp sık iğne örüyorum. Hemen dıştaki tek kanadına bakın sık iğnenin dıştaki tek kanadına batıyorum ilmek çıkardım sık iğne bakın sıradaki sık iğnem bu ne yapıyorum dıştaki şöyle ve ve duran noktaların tam ortasına batıp buradaki tek çizgiye alıyorum ilmek çıkardım ve sık iğnemi örüyorum şimdi bu noktada e, birazcık ördüm bakın kaç tane ördük hemen yer belirgin 1 2 3 4 tane sık iğne ördük hemen yeni rengimi alıyorum burada e, dahil etmek gerekiyor ki hem e, eşitlensin şöyle biraz da başlangıçta ipi gizlemiş olalım İpi hemen arka tarafa aldım bakın ne yapacağım sıradaki gelen sık iğnenin dıştaki tek kanadına batıyorum ve yeni rengi de tığ üzerinde tutarak bir miktarda bakın kısa ip bırakıyorum bu noktadan ilmek çıkardım sık iğnemi örüyorum yeni rengi bakın gizleyerek örmeye başladık bir sonraki sık iğnenin dıştaki tek kanadı, umarım batacağımız noktalar net bir şekilde anlaşılmıştır. Bu noktalara batarak artık sık iğneleri öreceğiz. Şöyle bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın, sık iğnelerin V ve duran noktanın tam ortasına batıp arkadan bu şekilde çıkarıyoruz. Bu kısımlara batarak sık iğnelerimizi örmüş olacağız. Hep şu noktalar bakın. Hep bu noktalara batarak sık iğneleri öreceğiz. Şimdi ne dedik? E, 13 tane bu şekilde e, açık rengimizle yani boş kutuları 13 tane olacak şekilde örüyorum geliyorum sayıyorum bakın 2 4 6 hemen 7 8 9 10 11 12 13. örerken ne yapıyorum ilmek çıkardım şimdi renk değişikliği yapacağım bakın 13. örerken renk değişikliği yapacağım. Hemen bir diğer rengimi parmağıma aldım. Buradan yeni rengimle tığıma ipimi doladım. 2 ilmeği yeni renkle kapatarak renk geçişini bu şekilde yapmış olduk. Şimdi bakın. Şablona bakıyorum. 2-4-5 tane noktalı yer var. Yani koyu renkli öreceğim yer. Şimdi 5 tane sıradaki sık iğne noktasını örüyorum. Hemen başlıyorum. Bir, bir diğeri 2 3 4 5. örerken sonuncu örerken renk değişikliği yapıyoruz. V örerken ilmeğimi çıkardım. Hemen bir diğer rengimi alıyorum. Ve bakın diğer renkle iki ilmeği kapatarak renk geçişini bu şekilde yapıyoruz. iyi tekniği sadece bu. Bakın arka kanatları alıyoruz ve renk geçişlerimizi bu şekilde yaparak şablona göre ilerliyoruz. Şimdi bakın, şablona baktığımız zaman ne yaptık? Başlarken 13 tane açık renkli ördük yani boş kutu ördük. Açık rengimiz boş kutuyu temsil ediyor. Siyah noktaların olduğu kutularda koyu rengi temsil ediyor. Şimdi burada 13 tane açık rengimizi ördük. 5 tane bakın siyah noktalar var kutu içerisinde. 5 tane de koyu rengimizle ördük. Şimdi bu arada 8 tane şablona bakarsanız açık renkli olan noktamız var. Hemen burada 1 2 renk geçişini yaptık. Arada da ha bakın hangi ip arkada kalıyorsa bunu da tığ üzerinde tutarak gizleyerek örüyoruz. Arkada ipleri gizliyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi 8 tane açık rengimizi örelim. 2 4 5 6 7 8. örerken ilmeğimi çıkardım. 2 ilmeğim var. Hemen diğer rengimi alıyorum. Renk değişikliği yapacağım. Tığıma doladım yeni rengi ve 2 ilmeği kapatıyorum. Ve bakın şimdi bu renk arkada kalıyor. Ne yapıyorum? Bunu da gizleyerek örüyorum. Şimdi burada 2 tane e, koyu rengimiz var. Şablona göre ilerliyoruz dediğim gibi. Sıradaki sık iğne noktasına batıp arka tek kanada Bakın ipi de bu aşamada gizliyoruz. Bir, iki tane e, koyu rengimi ördüm. Burada ikinci de renk değişikliği yapacağız. Bırakıyorum koyu rengimi. İp kıvrılmasın diye bakın bir yönden bir arkadan devam ediyoruz. Bu şekilde ipi doladım ve renk geçişini yaptım. Şimdi sonda saydığımız zaman 12 tane boş kutu var. Ne yapacağım? Bu iki tane koyu renkten sonra kaç tane boş kutu kaldı? Onunla açık rengimi örüyorum ve şimdi 12 tane kutu görünüyor. Ben şimdi 12 tane sık iğnemi örüyorum. Bakın şablonu bu şekilde ilerleteceğiz. Gerçekten mantığını kavradıktan sonra çok kolay. Önünüze şablonunuzu isterseniz yazıcıdan çıkartabilirsiniz ya da bilgisayardan telefonda da rahatlıkla bakabilirsiniz. Bu şekilde 12 tane sık iğnemizi örelim. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 ve 12. Ve bakın şablonu tamamlamış olduk. Başlangıç noktamız burası. 40 tane sık iğneyi bu şekilde tamamladık. 13 tanesi açık renkli, 5 tanesi koyu. Arada 8 tane açık var. 2 tane koyu kalan 12'yi de bu şekilde açık renkle tamamlamış olduk. Birinci deseni yani deseni bir kere tekrar ettik. Fakat burada örgü devam ediyor. Deseni iki kere tekrar edeceğiz. Ne yapacağız? Başa dönüyoruz. Burada 12 tane kutumuzu saydık boş kutuyu. Başlangıçta da boş kutularla başlamıştık. Kaç taneydi? Hatırlayalım hemen burada 13 tane. Ne yapacağız biz burada? 12'ye 13 tane daha ekleyeceğiz. Bakın renk değişikliği yapmıyorum. Başlangıca döndüm. Tekrar şablonun en başından okuyorum. Çünkü ikinci kere tekrar diyorum şablonu. Şimdi burada 13 tane açık renkli öreceğiz. Biterken 12 başlarken 13 tane açık renk yani burada toplamda şu iki tane koyu renkten sonra 25 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. 25. de duruyorum. Renk değişikliği yapacağım. Hemen diğer rengimi aldım. Ve burada diğer renkli iki ilmeği kapattım. Hatırlayalım. Ne yapmıştık? Başlangıçta 13 tane açık rengimiz vardı. 5 tane koyu rengimiz vardı. Hemen bu 5 rengi yani şu baştaki işlemi birebir tekrar ediyorum. Bakın. 1 2 3 4 ve 5. de renk değişikliği yapıyorum. 5. sık iğnenin ilmeğini çıkardım. Diğer rengi alıyorum. Ve bakın açık renkle ilmeği kapatarak renk değişikliği yapmış oluyorum arada 8 tane sık iğne vardı 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8. kapatmıyorum bakın 8 tane açık rengimiz vardı hemen koyu renge geçiyorum ve iki tane olan sık iğnemi örüyorum 1 ilmek çıkardım ve ikinci de renk değişikliği yapıyorum 2 şimdi sonda hatırlayalım kaç tane sık iğne kalmıştı 12 tane başlarken 10 13 ile başlamıştık bitirirken de 12 tane sık iğne ile bitirmem gerekiyor bakın arkası tertemiz bir görüntü ipi de gizleyerek örüyoruz eğer ipi bakın buradaki püf noktamız ne eğer çok gevşek gevşek bırakırsanız buradan ipler dışarıdan görünecektir çok çekerseniz bakın örerken içerideki yürüttüğümüz ipi böyle çekerseniz kasma yapacaktır. Bu da örgünün e, yüzeyini bozacaktır. Eliniz e, alıştıktan sonra zaten bunu dengeli bir şekilde götüreceksiniz. Şimdi açık rengimiz 12 tane olması gerekiyor. Bitiş noktasına geldiğimizde 12 tane sık iğne elde etmiş olacağız açık renkli. Hemen bakalım. Doğru yapmış mıyız? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve son sık iğne bakın 12. Son sık iğneyi nereden anlıyorum? Burada bakın ilk bayı, bayı tekniğiyle ilk sık iğnemiz burasıydı. Şurası zaten bitiş sık iğnemiz. 12. sık iğne de son sık iğnemiz oldu. Yani sıra eşitlenmiş oldu bakın. Modeli tamamladık. bir sırada modeli iki kere tekrar etmiş olduk. Şimdi devam edeceğiz. Yine bakın koyu renkli ipi yürüterek devam ediyoruz. Burada şimdi şablonu bakacağım. İkinci sırada ne yapmışız? ikinci i̇kinci sıra ilk sırada 13 tane açık rengimiz var. İkinci sırada bu sayı 12 tane olacak. Hemen başlıyorum. 12 tane sayıyorum. İkinci sıraya geçtik artık. Şablonun her bitiş sırasında bir tane çarpı yapabilirsiniz. Yerinizi kaybetmemek adına ya da böyle sırayı da sayabilirsiniz. Şimdi 12 tane sık iğnemizi sırayla örelim. 12. de renk değişikliği yapacağız. Bakın şablonu detaylı olarak bu şekilde göstermek istiyorum. Umarım açıklayıcı oluyordur. Şimdi geldim 12. sık iğneyi öreceğim. 12. sık iğnenin ilmeğini çıkardım. Renk değişikliği yapıyorum. Rengimi değiştiriyorum. Kapattım. Hemen bakıyorum. Koyu renkli olan noktada 5 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi bu sırada 8 tane olacak. Bir tane başta artacak, iki tane de sonda artacak. Hemen bakın ilk gelen noktaya bu noktaya hemen 12 tane sık daha sonra 13. koyu renkle örüyorum. Koyu rengin olduğu noktaları da yine koyu ile devam ediyorum. Şablona bakarsanız siyah noktalar kutu içerisindeki siyah noktalar koyu rengimizi temsil ediyor. Boş kutular açık rengimizi temsil ediyor demiştik. Şablonu okuyarak bu şekilde bakın çok çok keyifli Şimdi devam ediyorum. Bakın artı 2 tane daha nokta var. Hemen bu noktayı 7 ve 8. koyu renkli sık iğnemi örüyorum. 8. de hemen renk değiştiriyorum. Değiştirdim. Ve bakıyorum burada kaç tane kutum var sayacağım şablona göre. Çünkü önümde, önümde bilgisayarımda açılı şablonum var. Hemen bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutu var. Hemen buradaki 6 kutuyu örelim açık renkle. 1. Bakın diğer ipi de gizliyorum. 2. 3. 4. 5. Şimdi 6. da renk değişikliği yapıyorum. 6. da renk, rengimi değiştiriyorum. Şimdi koyu renkle başlıyorum bakın. Ee, burada 6 tane koyu renk görünüyor. İkinci sırada 6 tane koyu renk. Hemen koyunun olduğu noktanın üzerine koyu denk geliyor. Bakın 2 devam ediyorum. 3 4 5 ve 6. Bakın 2 4 6 tane koyu rengimizi ördük. 6. da bakın ilmeği kapatmıyorum. Son 2 ilmeği renk değişikliği yapacağım için diğer renkle kapatıyorum. Şimdi burada e, sayalım kaç tane boş kutu var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kutu kalıyor. 8 kutu sonra artı başta da yine e, 12 tane kutu öreceğiz. Bu şekilde modeli tarif etmiş olduğum gibi denk getirerek bakın bundan sonra şablon okuma şablon da oldukça kolay bu şekilde örgümüze devam edeceğiz bundan sonrasını tarif etmeye gerek yok bakın çok detay vermeye de gerek yok e, çünkü başka bir püf noktası yok Dış kağıtları alarak sık iğneleri öreceğiz. Renk geçişini gösterdim. Bakın ipleri gizleyerek örüyoruz. Tersen bu şekilde görünüyor. Modeli de iki kere tekrar ediyoruz. Şimdi sondaki kutu sayısınca öreceğiz. Sonra baştaki kutu sayısınca öreceğiz. Zaten şu noktaları gördükten sonra koyu renkleri takip ettiğiniz zaman nereye batacağınızı çok rahatlıkla görüyorsunuz. Bakın bir bütün halinde. Şimdi bu deseni iki kere tekrar ediyorum. Buradaysa dört kere tekrar etmiştim. Bakın. Bir, iki, üç. 3 4 tane desen. Bu şekilde oldukça büyük bir parça. E, deseni tamamen okuyacaksınız. E, şablona göre ilerleyeceksiniz. E, hemen e, şablon bittikten sonra zaten koyu renge geçiyor bakın. E, şablonu bitirdikten sonra okuma işlemini en son koyu renge geçiyorsunuz. Başlangıçta açık renkle başlamıştık. Bitirirken de koyu renkle bitirdim ve burada bakın koyu renkle e, kaç sıra ördüm? Açık renk bittikten sonra 1 2 sıra koyu renkle Örgümü tamamladım. Sizler çantanızı daha derin istiyorsanız başlarken açık renginizi daha fazla yapabilir, bitirirken koyu renginizi daha fazla sıra sayısında da örebilirsiniz de seni daha çok ortalamış olursunuz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Kaç sıra yapmak istiyorsanız o kadar ilerleyebilirsiniz. Şimdi artık şablon umarım açıklayıcı olmuştur bu noktada. Şablona göre ilerleyeceksiniz. Şablon adım adım zaten sizlere kaç kutu açık renk, kaç kutu koyu renk bunları zaten size veriyor. Sıra sıra her bitirdiğiniz sıraya bir tane çarp atarsınız. Yani bu tarz şablonu çalışma ilk kez yapıyorsanız eğer ya da böyle biliyorsunuz renkli kalemler var. Üzerini silersiniz. o ördüğünüz sırayı karıştırmamak adına. E sürekli aynı deseni tekrar ederek dört kere tekrar ederek çantamızı hazırladık şimdi artık şablon bitti bittikten sonra iki sıra koyu renkle ördüm bakın diğer e, turuncu rengimi burada açık rengimi modeli bitirdikten sonra artık bu iple bir işim kalmadıktan sonra kestim kestikten sonra da iki sıra koyu renkle ördüm yorum bakın burada takip ettiğim noktada son sık iğneyi öreceğim buradaki son sık iğnenin de dıştaki tek kanalına batıyorum sık iğnemi ördüm şimdi bu burada bir tane zincirimizi çekelim şöyle ve ipimi bir miktar uzun bırakıp kesip çıkartıyorum. Bakın çantayı bu şekilde bitirdik. Şimdi öncelikle çantamızın tabanını birleştirelim istiyorum. Herhangi bir ütüleme vesaire yapmadım. Şimdi tabanı birleştireceğiz. Bakın örgüyü ters kısmına çeviriyorum. Şöyle iç kısmında görelim. Bakın içerisinde oldukça temiz. İki yumak her renkten iki yumak kullandık. Şu fazla kalan ipleri de Bakın kesip temizleyeceğim en son. Bu şekilde tertemiz bir çalışma oluyor. Şunlar renk değişikliği yaptım yani yeni ipe geçtiğim noktalarda taktığım yerler. Şimdi turuncu olan kısımda bakın bitiş ve başlangıç bu kenar. Hemen şurada düz bir şekilde birleştireceğiz. Hemen birleştirmeyi yapalım. Örgümüzü bakın ters çevirdikten sonra hemen turuncu rengimi alıyorum. Burada bir zincirle bir ilmek oluşturarak ilk e, ilmeğimi oluşturdum. Şimdi burada bakın bitiş ve başlangıç noktamız belirgin. Bunu şöyle ikiye katlıyorum. Bakın uç kısımdan bu e, noktanın bitiş ve başlangıcın kenarda kalmasını istiyorum. Şimdi her bir zincire karşılıklı batarak, bakın bunlar başak başak görünüyor. Hatırlayalım, hep e, arka kesik çizgisine batmıştık. Şimdi zincirler böyle karşılıklı görünecek. Bu noktaları batarak sık iğnelerimizi öreceğiz. Şimdi ilk başladığım noktadan itibaren bakın batıyorum. Karşılığında gelen hemen Şöyle bakacağım. Sık iğne noktasına battım. Zincirli noktaya. Buradan ilmek alıp sık iğnemi ördüm. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Ve sıradaki sık iğne noktasına batıp bakın sık iğnelerin diplerine batıp iki parçayı da bu şekilde sık iğne ile bir bütün haline getiriyorum. Sıradaki bakın sık iğnenin olduğu hemen dip kısma batıyorum zincirli noktaya. Karşı parçaya da batıyorum. ilmek çıkarıp sık iğne. Bu aşamada iki buçuk milim tığ kullandım ee, rahat batabilmek için zincirli nokta olduğu için rahat batabilmek için iki buçuk milimle şimdi bir sıra tabanı bu şekilde sık iğne ile birleştireceğim ta ki sıra sonuna kadar. Ve burada bakın son sık iğneleri de karşılıklı batıyorum buradaki son noktaya da battım ve bir zincir çekip burada yine ipimi bir miktar şöyle kısa bırakıp kesiyorum zinciri bu noktada sıkılıyorum bakın. E, düz bir şekilde tersinden şimdi e, işlem yapmaya devam ediyoruz. E, şöyle göstermek istiyorum. Bakın düz kısımda özellikle bu noktalara battığınız zaman göstermiş olduğum noktalara batarsanız eğer şu doku e, yani tabana uygun bir doku oluyor. Bakın delikli bir e, doku olmuyor. Bu gerçekten güzel bir teknik. Şimdi bu kısımda e, tabanı tamamen birleştirdik. Şimdi ne yapacağız? Çantamıza derinlik vereceğiz. Şöyle düzlüyorum e, Burada düzlemek de önemli. Hemen şöyle diğer tarafını da çevirelim. Bakın elimizde tabana göre düzüyoruz ve burada aslında dikiş de yaptığımız tekniği kullanacağız. Şöyle kenarlardan katlıyorum. Bakın şöyle ölçü de verecek olursam eğer kaç santim dikiş yapacağız onu da görelim hem burada. Bu kısmı içeri alacağız. Şöyle bir 6 santim yeterli bakın çok değil çok derin değil. 6 santim ölçüsünde şu noktada dikiş yapacağız. Hemen bu aşamada etamin iğnesi kullanacağım. Şöyle yine turuncu renkle yapıyorum. Tabanda turuncu yoğun olduğu için. Burada hemen şöyle ipimizi takalım. Etamin iğnesi kullanıyorum dediğim gibi. Şöyle bir miktar ipimi taktım. Yeteri kadar kestim burada düğüm atmayacağım ipi gizleyerek şöyle iki kat yaparak bakın burada şöyle aralardan turuncunun yoğun olduğu noktalardan ipimi geçiriyorum iğne yardımıyla şu ipi sonradan keseriz şöyle ara noktadan da geçirelim şimdi bakın dediğim gibi 6 santim kadar Burada dikişimizi yapacağım. Zaten sık iğneler oldukça belirgin. İsterseniz buraya bir şöyle normal bir iğne takıp da hani hangi aşamada nasıl bir dikiş yapacaksınız bunu da görebilirsiniz. Ben şöyle elimle düzüyorum. Ölçüsünü almıştım zaten 6 santim. Şimdi burada bakın şöyle dikiş yapıyorum. Klasik. İsterseniz bunu makineyle de dikebilirsiniz bu aşamayı. Makine dikişi de yapabilirsiniz üçgen formunda taban oluşturmuş olacağız şimdi bu köşeleri yaparak çantaya derinlik vermiş olacağız. Şimdi dikelim son noktaya kadar. Videoda gösterirken biraz hızlı olsun diye bakın böyle hızlı hızlı dikiyorum. Şu uçta bitiriyorum. Bakın burada dikişi yaptık. Hemen şöyle gösterecek olursam bu parça içeride kalacak. Ve çantayı çevirdiğimiz zaman bakın tabanı bu şekilde oluşturmuş olacağız. Şöyle gösterelim. Bakın. Gördüğünüz gibi çantaya yeteri kadar derinlik vermiş olduk. Ben 6 santim e, ölçüsünde e, derinlik verdim. Hemen çantamızın derinliğine de bakalım. Bittiği zaman da bakın yaklaşık yine 6 santim gibi 5-6 santim arasında bir derinliğimiz oluyor. Kenar kısmı bakın tabanda bu şekilde görünecek. Şöyle göstermiş olayım. Şimdi buradaki yaptığım işlemi tabi burada ipimi sabitleyeceğim ve şu şekilde bu ucu da şu noktaya sabitlemeyi planlıyorum. Şimdi diğer tarafı da göstermiş olduğum gibi aynı şekilde bakın. Burada ne yapmışsam karşıda da birebir aynısını yapıyorum. Buradaki yaptığım dikişi Burada da aynı şekilde aynı ölçüde şöyle 6 santim ölçüsünde dikişimi yapacağım. Şu ucu da hemen şu taban kısmına sabitleyeceğim. Şöyle e, bu çantayı astarlayabilirsiniz. Astarlı da güzel olacaktır ama asar yapma imkanınız yoksa şu şekilde bu noktaları sabitlerseniz e, yine diktiğimiz iğneyle Hasarsız da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi tabanı göstermiş olduğumuz gibi oluşturalım. Sonra artık bursu yerleştirmeye geçelim. Bakın çantamızın taban kısmını tamamladık. İki ucu da aynı şekilde ördük. Ve 5,5-6 cm'e yakın bir taban derinliğimiz oldu. E, orijinaldeki gibi çok aşırı derin bir taban hazırlamadım. Bu şekilde bu ölçüde bir tabanı vardı. Şimdi e, artık bursu sarmaya geçeceğiz. Bunun için e, bakın yumaktan e, artan ipim bu kadar. Şimdi bunu rahat e, saramam diye bu çok büyük olduğu için. Şimdi küçük bir yumak e, saracağım. bursun etrafını sarmak için hemen hızlı bir şekilde e, küçük bir yumağımızı oluşturalım. Şimdi bakın böyle küçük bir yumak e, sardım ipimi. Şimdi şu e, altın olan gold olan kısım açıkta kalacak. Hemen şu uçtan bir miktarda uzun ip bırakıp bir iki tane düğüm atıyorum. Şimdi bakın bursu saracağız. Bu e, sarma işlemini çok kere e, paylaşmıştım sizinle. Bakın buraya sabitledikten sonra e, şu kısmı. Tamamen sarmaya başlıyoruz. Tamamen metal kısım kapanana kadar bu şekilde saracağız ipimizi. Bakın şöyle sabitledim. Aynı yerden birkaç kere de geçebilirsiniz. Maksat burayı tamamen kapatmak. Şöyle. Bakın. Tamamen ipimi sarıyorum ki metal kısım görünmesin en sonda artık etamin iğnesiyle e, çantamıza bursumuzu yerleştirmiş olacağız. Bu şekilde tamamen bakın küçük bir yumak haline getirdim ipliğimi ve bunu metal kısmı, görünen noktayı tamamen sarıyorum. Bu şekilde hiç metal kısmı görünmeyecek şekilde sadece şu kısım açıkta kalacak bakın. Geçişlerde de örneğin şuradayız. Bu tarafa geçerken de şöyle bakın sardığımızı düşünün. Buradan geçişi yaparken de ipimiz şurada. Bunun etrafından bakın şu gold kısımdan direkt bu tarafa geçip hemen çok aşırı sıkmadan buradan sabitleyerek tekrar bakın bu tarafa geçip yine aynı şekilde bu sarma işlemini yapacağız ve tamamen şöyle sıkılayarak bursu ipimizle kaplamış olacağız. Şimdi bunu tamamlayalım ve artık monte işlemine geçelim. Bakın burada bursumuzu tamamen sarıp tamamladık ve burada çantamızın kenar kısımlarını bakın şöyle yatırdığımız zaman tam kenar noktalarını çengelli iğnelerle belirgin hale getirdim. İsterseniz sık iğne sayılarını da sayabilir. ikiye bölüp o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bakın çengelli iğnenin olduğu noktada bakın şu bursumuzun e, açıklığını bırakacağız. Burada yaklaşık şöyle sayalım. çengelli iğneyi taktıktan sonra 1-2-3 tane sık iğne bırakacağım ama öncesinde ipimi bakın etamin iğneme taktım. Yeteri kadar ip bıraktım bu noktada. Tek kat olacak şekilde dikişimizi yapacağız. Şimdi çengelli iğnenin olduğu noktadan şöyle ipimi geçiriyorum ki düğüm atmayacağım burada şöyle üçüncü sık iğnenin tepesinden çıkartalım Şöyle bir miktar ip bırakalım sonra bunu gizleriz. Şimdi burada yeteri kadar açıklığı bırakacağız. Şöyle tamamen açalım mont etmesi bizim için daha kolay olsun. Çengelli iğne ne olduğu noktadan bakın tam orta kısmı burası. Bunu tam şu yuvarlağa denk getiriyorum. Yani şurada bir açıklık bırakacağız. 1 iki üç tane e, sık iğne açıklığı bırakıyorum. Bakın. Sonra ne yapıyorum? Alıyorum bu ipi bursun üzerinden atlatıyorum. Şu tam kenar kısma denk gelecek şekilde ip de tutacak zaten bunu. İlk battığım boşluğa sık iğne boşluğuna tekrar gelip ipi buradan geçiriyorum. Bakın şöyle ipin üzerinde tutalım. Ve buradan geçirerek ilk noktayı sabitledim. İpi tekrar üzerinden geçiriyorum. Bir sonraki sık iğne noktasından batıyorum bakın. İpim koyu olduğu için umarım anlaşılıyordur. Bu işlemleri daha önceki videolarda da sizlerle paylaşmıştım. Hatırlayanlar olacaktır. Açık renkli gösterdiğim örgüler de var. Eğer burada çok anlaşılmaz olursa isterseniz o videolarda sizlerle paylaşırım. Bakın ipi atlatıyorum. Çantanın içinden batıyorum. Sıradaki sık iğnenin tepesine dışarı çıkartıyorum iğne yardımıyla ipimi. Bakın tek kat bu şekilde ipi üzerinden atlatıyorum. İçeriden sıradaki sık iğnenin tepesine batıyorum. İğne yardımıyla ipi bakın bu şekilde dışarı çıkartıyorum. İpi atlattım. Sıradaki sık iğne boşluğuna batıyorum. Ve ipi bu şekilde dışarı çıkartıyorum. Şimdi bu sarma dikişiyle tamamen dikeceğiz. Bakın monte edeceğiz, sabitleyeceğiz. Bu şekilde Ta ki çengelli iğnenin olduğu noktaya kadar. Çengelli iğnenin olduğu yere geldiğimiz zaman da bakın burada çengelli iğneden 3 tane çengelli iğneden önce 3 tane sık iğne çengelli iğneden sonra 3 tane sık iğne bırakıp şu ara boşluğu bırakmak gerekiyor. Bu boşluğu bırakmazsanız eğer kasma yapar. Şimdi istiyorum ki şu montaj işlemine gelelim. Bu uçtaki işlemi hemen sizlerle paylaşalım. burada birleştirmeyi yapıyordum. Burada ipim az kaldı. Bıraktım ve tekrar yeniden bir ip taktım. Hemen şöyle devam edeceğiz. Bakın şu kısmı sizlere detaylı göstermek istiyorum. Bu ipleri de kısa ipleri de sonradan e, gizleyeceğiz içeride. Hemen şu çengelli iğnenin olduğu nokta bakın şu topun olduğu noktaya denk gelecek. Hemen burada da yine ipi bağlarken de her defasında mutlaka e, şöyle bakın 1, 1, 2, 3. sık iğneden çıkartıyorum. Düğüm yapmadan ipi bir miktar bakın bu şekilde yürüterek gizleyerek e, monte ediyoruz. Şimdi şöyle baktığımda ee, hemen bakın şu uçtan dikişimi gerçekleştireceğim. Buradaki üçüncü sık iğnenin tepesine batarak şu ipi de çok kısa bırakmayalım. Bakın bu şekilde hemen tekrar bu noktaya batıyorum. Ha bu şekilde yaptığım zaman kenardan başladığım zaman da daha muntazam e, monte edebiliriz. Şuradan devam edeceğim. Sonra o, o ipi sabitleyip bakın sonra buradan geçişi yaparken nasıl yapacağım? Şimdi buraya sabitledik şöyle göstermek istiyorum şu ipin ucunu çıkartayım burada üç tane sık iğne geçiyorum bunların tepesine batıyorum Bakın şu bitiş yaptığımız sık iğne bunu da gizleyeceğiz bu şimdi böyle biraz dağınık görünüyor şimdi toparlayacağız bu noktayı bakın diğer sık iğnenin tepesine battım çengelli iğnenin olduğu noktaya geleceğim şimdi bakın yaklaştım böyle e, terleme yöntemiyle ya da benim gibi bakın önden arkaya doğru dikişle de geçebilirsiniz. Şimdi çengelli iğne ile beraber çengelli iğneden sonra bir 2 3 tane sık iğne geçeceğim. Hemen şu çengelli iğne burada kalsın. Bir sonraki noktadan bakın bu noktaya battık. Hemen bir sonraki noktadan önden arkaya doğru batıyorum. İkinci sık iğneye battım. Çengelli iğneden sonra şu kısımda bizi engellemesin. Şöyle atlatalım. Hemen üçüncü sık iğnenin de tepesine battım. Bakın böyle geçtim burayı. Burayı dikişle geçtim ve şu bakın altın olan noktaya hiç dokunmadım. Burada bir boşluk bırakmış oldum. Yani 7 tane ilmek boşluğu bıraktım. Şimdi buradan ipi üzerinden atlatıyorum ve bakın battım sık iğne yani 3. sık iğne çengelli iğne daha sonra 3. sık iğnenin tepesine batıyorum ve bu noktada dikişe başlıyorum. Yine ipi üzerinden atlatarak içeriden sıradaki sık iğnenin tepesine batıp dikişimi gerçekleştiriyorum üzerinden atlatıyorum sıradaki sık iğnenin tepesine batarak bakın sarmadı kişiyle bu şekilde montaj işlemini yapıyorum şimdi geri kalan noktada burada bakın ipim kısa kalmıştı tekrar düğüm atmadan bunu önce sabitleyeceğim bunu sabitledikten sonra içeride biraz ipimi yürütüp tekrar sarmadı kişiyle bakın bunu buraya kadar sabitleyeceğim sonra diğer kalan noktayı da sizlere göstermiş olduğum gibi sabitleyip burada artık bitişimizi yapacağız ve çantamızı bitirmiş olacağız. Bu çanta isterseniz keçeli astarlama yapabilirsiniz dediğim gibi ya da astarsız da bu şekilde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi artık çantamızı bitirelim ve son halini hemen sizlerle paylaşalım. Çantamıza da bursumuzu yerleştirerek bitirmiş olduk. Tabanımızın boyu 28 santim, eni 6 santim. Tabandan itibaren bursa kadar olan kısmı da 24 santim ölçüsünde oldu. Toplamda 4 yumak kullanarak, 2 turuncu, 2 lacivert kullanarak çantamızı tamamlamış olduk. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım siz de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.